Avrupa İmar Kalkınma Bankası'nın çok değerli başkanı, kıymetli bir yerde temsilcileri, değerli paydaşlar, pandemi şartlarına karşın çevrim içi ortamda da olsa bugün bu toplantıyı gerçekleştiriyor olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yakın zamanda görevinize başlamanız vesilesiyle sizi tebrik ediyor ve görevinizde üstün başarılar diliyorum. Ülkemizin EBRD'nin en geniş faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olması ve geniş kapsamlı işbirliğimiz sayesinde özellikle enerji sektöründe mesainizi meşgul edecek daha birçok yatırım olacağını tahmin ediyor. Bugünkü görüşmelerinizin verimli geçtiğini temenni ediyorum. Sözü size bırakmadan önce heyetimizi tanıtmak istiyorum. Bugünkü görüşmeye benimle birlikte Enerji İşleri Genel Müdürümüz Murat Zekeriya Aydın, Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Doktor Öztürk Selvi Top, Daire Başkanımız Nurettin Cemil Gökpınar ve uzman arkadaşımız Osman Erk iştirak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ise Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Serhat Köksal Başkanlığı'nda ilgili yetkililer ve EBRD nezdinde ülke grubumuz direktörü Kemal Çağatay İmirgi katılıyor. Sayın Başkan, konuşmama devam etmeden önce heyetinizi tanımak adına şimdi sözü size bırakmak istiyorum. Sonrasında ben yine devam edeceğim inşallah. Buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Bu arada heyetimize Bakan Yardımcımız Alparslan Bayraktar Bey de iştirak ediyor. Sayın Başkan, ülkemizin de kurucu üyesi olduğu EBRD'nin 2009'dan bu yana ülkemizde özel sektör ağırlıklı olmak üzere toplam 13 milyar euronun üzerinde yatırıma destek vermesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Öte yandan bu tutarın yarısına yakının, yani yaklaşık 6 milyardan fazla bir tutarın sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği ve çevre alanlarına ayrılması da ayrıca memnuniyet vericidir. Bu anlamda EBRD ülkemizdeki en önemli uluslararası finans kuruluşlarından birisi olmuştur. Aynı şekilde Türkiye EBRD'nin en geniş faaliyet gösterdiği ülke olarak öne çıkmaktadır. EBRD'nin yeşil enerji, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme temaları bizim de sektör bazında büyük önem atfettiğimiz temalardır. Zira 2017 yılında kamuoyuna duyurduğumuz milli enerji ve maden politikamızın üç saç ayağını oluşturan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve öngörülebilir piyasa koşullarının temini hedeflerimizle EBRD'nin operasyonları büyük oranda örtüşmektedir. Bu minvalde özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında EBRD ile işbirliğimiz kesintisiz bir şekilde sürmektedir. EBRD toplam 4300 megawattlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte EBRD ile işbirliği içinde hazırlanan rüzgar ve dalga enerjisi atlası çalışması ile bakanlığımız saha geliştirme çalışmalarına devam ederek offshore rüzgar enerjisine yönelik YEKA yarışması hazırlıklarını da sürdürmektedir. Yine EBRD ile işbirliğimiz kapsamında özel şirketlere ve belediyelere enerji ve kaynak verimliliğinde destek olduğumuz sıfıra yakın atık programı ile 200 milyon avro tutarında yatırımın fonlanmasından ve jeotermal sektörüne yönelik desteklerinizden memnuniyet duyuyoruz. Öte yandan bakanlığımızın iddialı bir enerji verimliliği programı yürüttüğünü belirtmek isterim. EBRD ile işbirliği içinde hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız ile 55 eylem planlanmış olup yürütülmektedir.
geçtiğimiz haftalarda açıkladığım gibi sadece 2020 yılında enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yapılmış olup maddi karşılığı 158 milyon dolar olan, başka bir ifadeyle 451 bin ton eş değeri petrol tasarruf edilmiştir. 2017-2020 döneminde ise 4,8 milyar dolar yatırım yapılmış, 1,2 milyar dolar tasarruf sağlanmıştır. Böylece eylem planı hedefleri %102 oranında gerçekleşmiştir. Bu çerçevede EBRD'nin kamu binalarında ve belediyelerde enerji verimliliği yatırımlarını da desteklemesi ve özellikle kojenerasyon kapasitesinin gelişimine daha geniş katkı sunması önem arz etmektedir. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte bakanlığımız ile EBRD arasındaki işbirliğinin yaratacağı kaldıraç etkisiyle EBRD'nin ülkemiz enerji sektörü yatırımlarındaki rolü artarak devam edecektir. Bilhassa hidrojen, karbon yakalama ve temiz yanma, enerji depolama ve dijital altyapıların geliştirilmesinde de yine EBRD'nin finansman desteğinin rolünü önemli görüyoruz. Gerek bu alanlarda gerekse Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile uyum içerisinde geliştireceğimiz yeni Avrupa Birliği katkılı mali işbirliği programları ile ülkemiz enerji sektöründeki EBRD finansmanının da artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Bunun için Avrupa Birliği mali yardımları İPA'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan 3. döneminde Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu çerçevesinde bakanlığımız tarafından EBRD ile işbirliği içerisinde AB hibesi katkılı kredi programları geliştirilmesini planlıyoruz. Sayın Başkan, değerli konuklar, bildiğiniz gibi Türkiye 2001 yılından itibaren enerji sektöründe büyük bir reform sürecinden geçmektedir. İlk aşamada piyasa faaliyetleri birbirinden ayrılmış ve dikey olarak bütünleşik devlet tekeli modeli rekabetçi açık piyasa modeline dönüştürülmüştür. Bununla birlikte üretim ve dağıtım varlıkları da özelleştirilmiştir. Bağımsız bir enerji düzenleme otoritesi olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu faaliyete geçmiştir. Tüm bu reformlar neticesinde AB ile iç enerji piyasası alanında ileri düzeyde uyum yakalanmıştır. Devam eden süreçte 2017 yılında yayınladığımız milli enerji ve maden politikamızın arkasındaki iki temel motivasyon ise Türkiye ekonomisi için son derece kritik olan ithalata bağımlılığı azaltmak ve çevreye duyarlı sürdürülebilir bir enerji sistemine kavuşmaktır. Özellikle de ithalata bağımlılığın tetiklediği cari açığın azaltılması adına yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına hususi önem atfediyoruz. Ancak bunları yalnızca kaynak olarak değil, teknolojilerinin de yerleşmesi, yerli sanayi ekosisteminin oluşması ve tedarik zincirinin olgunlaşması bakımından önemsiyoruz. Yürüttüğümüz bu politikalarla son 10 yılda yıllık ortalama yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesi artış oranı %11 seviyelerinde olmuştur. Bugün itibariyle yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı %52 seviyesindedir. 2021 yılının, yani içinde bulunduğumuz bu yılın ilk 3 ayında devreye giren kapasitenin ise neredeyse tamamı, yaklaşık %98'i yenilenebilir enerji kaynakları
olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı olan IRENA tarafından geçtiğimiz haftalarda 2020 yılında işletmeye alınan yenilenebilir kurulu gücüne ilişkin bir açıklama yapıldı. Bu kapsamda ülkemiz 2020'de devreye alınan toplam 2500 megawatt yeni hidroelektrik kurulu gücüyle dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca 99 megawatt yeni jeotermal kurulu güç ilavesiyle ise dünyada birinci sırada yer almıştır. Gelişen teknoloji ve azalan ilk yatırım maliyetleri nedeniyle yenilenebilir enerjiye yönelik 2005 yılından beri uyguladığımız gerek tarife, gerekse de yerli aksam desteklerinde önümüzdeki 4 yıllık süreçte kayda değer bir azaltmaya gittik. Bu yılın başında Cumhurbaşkanı kararı ile 1 Temmuz 2021 tarihinden 2025 yılı sonuna kadar devreye girecek yenilenebilir enerji üretim tesislerine yönelik güncellenmiş destekleme mekanizmamız belirlendi. Buna göre 5 yıl boyunca uygulanacak yerli aksam destek tutarları hali hazırda uygulanana göre önemli ölçüde azaltılarak tüm tesis türleri için 8 kuruş yani 1 dolar sent seviyelerine düşürülmüştür. Türk lirası cinsinden belirlenen destek tutarları ayrıca çeyreklik olarak üfe, tüfe ve kur değişimlerine göre güncellenecektir. Daha önce de olduğu gibi yatırımcıyı koruyan ve öngörülebilirliği önceleyen bir yaklaşım uygulamaya geçmiştir. Önümüzdeki dönemde desteklerin kademeli olarak kaldırılmasıyla yenilenebilir enerji kurulumlarının tamamen piyasa koşullarında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Yerli sanayi ekosisteminin ve tedarik zincirinin desteklenmesi çerçevesinde EBRD'nin ülkemizdeki tüm yenilenebilir enerji yatırımlarına ayrım gözetmeksizin destek vermesini önemsediğimizin altını çizmek isterim. Bu konuda ortak zemin bulunabilmesini teminen diyaloğun devamına ve önerilerin tartışılmasına açık olduğumuzu vurgulamak isterim. Bildiğiniz gibi destek mekanizmasının yanı sıra daha büyük ölçekli mega projeler ve orta ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları için de YEKA modelini uygulamaya devam ediyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisi alanında gerçekleştirdiğimiz mega ve mini YEKA yarışmalarıyla düşük fiyatlarla önemli ölçüde kapasiteyi yatırıma çevirme başarısını gösterdik. Yarışmalar neticesinde ülkemizdeki güneş ve rüzgar santrallerinin ekipmanlarının üretilmesine yönelik fabrikalar kurulmuş ve ARGE çalışmaları başlatılmıştır. Geçtiğimiz yıl Ankara'da Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli imalat tesisini devreye aldık. Rüzgar için de benzer bir tesis tamamlanmış olup çok yakında üretime geçmesi planlanmaktadır. YEKA modeli ile toplamda rüzgarda 2000 megawatt, güneşte ise 1000 megawatt gücünde yatırım mobilize edilmiş olup ilave 1000 megawatt gücünde güneş enerjisi için de yarışmalar hali hazırda devam etmektedir. Geçtiğimiz hafta başlattığımız 10, 15-20 megawattlık toplam 1 gigawatt kapasiteli güneş YEKA yarışmaları neticesinde yaklaşık olarak 2-3 dolar sent tutarına kadar teklif aldığımızı belirtmek isterim. Bu tutarlar sektörde yatırımcıların piyasamıza olan güveninin ve ülkemiz yenilenebilir enerji sektörünün başarısının bir göstergesidir. Sayın Başkan, bir yıldan fazla süredir ülkemizi ve dünyayı etkileyen COVID-19 süreci
bizlere araştırma ve inovasyon ile kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu açıdan Türkiye'nin özellikle enerji sektöründe gösterdiği dirençli ve sarsılmaz performans sektörümüzün gücünü ortaya koymuştur. Zira son bir yıllık salgın döneminde herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamış, yatırımlar ise hız kesmeden devam etmiştir. Diğer taraftan iklim değişikliği ile mücadele giderek daha fazla gözlemlediğimiz olumsuz etkileri de bizlere temiz enerjinin önemini hatırlatmaktadır. Bu çerçevede elektrik üretiminde azami şekilde yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliğinin geliştirilmesi, inovasyon ve dijitalleşme küresel ölçekte öne çıkmaktadır. Küresel çapta enerji sektöründe gözlemlediğimiz temiz enerji kaynaklarına ve dağıtık enerji sistemlerine geçiş ile birlikte akıllı ve sürdürülebilir altyapı yatırımları önem kazanmıştır. Üreten tüketicilerin ortaya çıktığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştığı bir ortamda elektrifikasyon ile birlikte dijitalleşen enerji ve otomasyon sistemleri, şebekeleri ve piyasaların işleyişinde bir zaruret halini almaktadır. Malumunuz olduğu üzere enerji sektöründe dijitalleşme, karbonsuzlaşma, çeşitlendirme, batarya depolama ve yeşil hidrojen gibi kavramlar enerji sektörünün dönüşümünü de şekillendiren tartışmalara öncü olmaktadır. AB Yeşil Mutabakatı da bu konular etrafında şekillenmektedir. Biz de bakanlık olarak bu konuları yakından takip etmekle kalmayıp, yeni kurduğumuz bakanlığımızın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile gerek hidrojen, gerekse bor kaynaklarının bir enerji kaynağı taşıyıcısı ve enerji verimliliği aracı olarak değerlendirilmesine ilişkin ARGE çalışmalarını yürütüyoruz. Bilhassa batarya depolamasında kullanmak üzere kullanılan lityumun bordan üretilmesine yönelik ARGE çalışmalarımızı tamamladık. Üretim aşamasına geçiyoruz. Bu kapsamda EBRD ile TENMAK arasında hidrojen kullanımına yönelik bir teknoekonomik ve düzenleyici yapılabilirlik çalışması gerçekleştirilecektir. Burada yapılacak çalışma gerek kurumlarımız gerekse özel sektörün katılımıyla bir hidrojen yol haritası oluşturulması yönündeki çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır. Bakanlığımız Yeşil Mutabakat'ta da altı çizilen yeni ve alternatif enerji kaynaklarını, yeşil hidrojeni, batarya depolamayı, temiz yanma ve karbon tutma teknolojilerini, offshore rüzgar ve dalga enerjisi teknolojilerini, enerji sisteminde akıllı ve dijital altyapıların yaygınlaştırılmasını önemsemekte ve yakından takip etmektedir. Yine bu kapsamda EBRD'nin bu alanlara yönelik ülkemizde yapılacak ARGE faaliyetlerini, yaygınlaşma aşamasındaki teknoloji yatırımlarını, startup girişimleri ve yenilikçi projeleri desteklemesini bekliyoruz. Sayın Başkan, kıymetli Hazirun, sizinle paylaşmak istediğim bir diğer önemli konu ise doğalgaz sektöründe faaliyetlerimizdir. Geçen sene Ağustos ayında Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında yaklaşık 400 milyar metreküplük 2020 yılının en büyük offshore doğalgaz keşfi haberini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bölgedeki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmekte, sürdürülmekte olup hedefimiz keşfettiğimiz gazı 2023 yılında şebekemize ulaştırmaktır.
Diğer yandan bildiğiniz gibi ülkemiz doğalgaz depolama ve LNG terminalleri alanlarında da önemli yatırımlara imza attı. Depolama kapasitemizi 2023 yılında 11 milyar metreküp'e çıkarmayı hedefliyoruz. Öte yandan 2 adet yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi FSRU terminalini devreye aldık. Üçüncü bir FSRU için Saros bölgesinde çalışmalarımız da ilerliyor. Tüm bu yatırımlarımızla ülkemizin doğalgaz arz güvenliğini teminat altına alıyoruz. Bununla birlikte daha iyi işleyen ve daha rekabetçi bir doğalgaz piyasası için bu yıl yasal düzenlemeler yapmayı da planlıyoruz. Özel sektörün payının daha da artacağı bir yapı öngörülmekte olup, tüketicilerimize daha rekabetçi şartlarda doğalgaz sağlanması başlıca hedefimizdir. Bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan bazı Avrupa Birliği ve EBRD üyesi ülkelerin bankanın doğalgaz kaynaklarına ilişkin yatırımlarının azaltılmasını ya da tamamen durdurulmasını savunduğunu öğrendik. Ancak diğer yandan Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Litvanya, Romanya ve Slovakya gibi ülkelerin de doğalgaz kullanımının karbon emisyonunu diğer fosil enerji yakıtlarına oranla ciddi olarak düşüreceğini ve yenilenebilir enerjiye geçişte karşılaşılacak maliyetlerde ciddi oranda düşüş sağlayacağını vurguladığını biliyoruz. Bildiğiniz gibi yeşil dönüşüm çerçevesinde Avrupa Birliği yeşil mutabakatında daha düşük karbon içeriği ile doğalgazın Avrupa'da da bir geçiş kaynağı olarak muhafaza edilmesi planlanıyor. Özellikle hidrojen harmanlama, karıştırma gibi teknolojilerle doğalgazın daha verimli ve çevreci kullanımı da gündemde. Dolayısıyla ülkemiz yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde rekabetçi ortamın sürdürülmesi ve enerji arzında istikrarın sağlanması ile hane halkı ve işletmelerin uygun fiyatlarla enerjiye ulaşmasını teminen doğalgaz altyapısına ilişkin Avrupa Birliği desteğinin ve finansal yardımların sürdürülmesi gerektiğine inanmaktadır. Ülkemizin enerji ticaret merkezi olma hedefi yolunda enerji arz güvenliğinin temini, nihai tüketicilerin uygun fiyatlı enerjiye ulaşmasının sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadelenin sürdürülmesi adına doğalgaz sektörüne ilişkin yatırımlara EBRD'nin ve Avrupa Birliği'nin destek ve finansal yardımlarını sürdürmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Sizinle paylaşmak istediğim son konu ise elektrik şebekesi altyapısı yatırımlarıdır. Elektrik dağıtım sektöründe 2021-2025 dördüncü uygulama dönemi için toplam 66 milyar Türk lirasını aşan, yani yaklaşık 8 milyar dolar tutarında yatırım planlanmıştır. Bu tutar bir önceki uygulama dönemi yatırım bütçesinin yaklaşık iki katı düzeyindedir. Yeni yatırımlarla mevcut şebeke ağlarını her yıl genişletiyoruz. Yaklaşık 46 milyon aboneye hizmet veren sektörde 2020 sonu itibariyle 1 milyon 200 bin kilometre dağıtım hattımız, şebekemiz söz konusuydu. Özellikle ekonomik ömrü dolan kırsal şebekenin yenilenmesini, şebekenin teknolojik seviyesinin daha da artmasını ve akıllı şebekelere doğru ciddi adımlar atılmasını planlıyoruz. Gerek iletim, gerekse de dağıtım şebekelerinin altyapılarının yenilenmesi, dijitalleşmesi ve genişletilmesi konusundaki yatırımlar, büyüyen ekonomimiz ve enerji talebiyle orantılı olarak artacaktır. Şebeke yeterliliklerinin ve güvenilirliğinin talep projeksiyonlarıyla önden
teminat altına alınması gerektiği için etkin, yeterli ve verimli altyapı yatırımlarının finansmanına özel önem atfediyoruz. Bu çerçevede EBRD'nin elektrik şebeke altyapısı yatırımlarına da katkıda bulunmasını bekliyoruz. Sayın Başkan, değerli delege üyeleri, sözlerime son verirken ülkemizin enerji sektörü başta olmak üzere hemen her sektörde şeffaf piyasa dinamiği temelinde hareket ettiğini ve yerli ve yabancı fark etmeksizin tüm yatırımcılara eşit ve öngörülebilir şartlar sunan bir istikrar merkezi olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu çerçevede özellikle küresel çapta en dinamik sektörlerden olan enerji sektöründe EBRD ile ilişkilerimizin geliştiğini görmek bizi memnun edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkürlerimi sunuyorum.